Hanımlar ve beyler selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün altın kılıç gıda ve süt sanayinin halka arz bilgilerini inceliyor olacağız. Buyurun dilerseniz geçelim. Videoya başlamadan önce bir beğeni ve yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Altın kılıç gıda ve süt sanayi 29-30 Mayıs tarihlerinde yani çarşamba ve perşembe günleri talep topluyor olacak halka arz talep toplama kısmından değil bu sefer e, hisse alır gibi yani T1 T2 bakiye kullanarak başvuru talep topluyor olacak yani ale KLC ale KLC koduyla hisse al kısmında aratarak ale ya da re gibi bir kod ile satılan hisse senedini satın alma emri vererek talep topluyor olacak bu şekilde emir verebiliyor olacaksınız 22 TL 98 kuruştan işleme başlayacak toplamda 33 milyon 885 bin lot deniz yatırım konsorsiyum liderliğinde dağıtılıyor olacak ana pazarda işlem görecek altın kılıç gıda ve süt. Sermaye artırma yöntemi olacak tamamı. Bu kesinlikle pozitif. %65-70 kısmı işletme sermayesi. Yani borçlar kısmı için %70'lik bir kısım ayrılmış diyebiliriz. Burada finansal borçların kapatılmasına %12-15 verilmiş falan. %15'lik kısmı belki %20'lik kısmı da makine alımı, Burhani OSB tesis yatırımı gibi yatırımlar kısmı almış. Çoğunluk olarak yani borç ödemelik bir halk arzı olmuş olacak. Borsada satışla dediğim gibi alacaksınız. Emri vererek yani hisse alıp alır gibi Hisse Açılmış olacak. Siz ona alım emri vereceksiniz. Dağıtım tarihinden sonra dağıtılan miktar kadar hesabınıza geçecek. Fazlası da fazla verilen emirin miktarı da iade edilecek. Bir miktar yüksek emir vermekte fayda var. Çok az başvuru gelecek olursa yüksek lotlar verebilir. T1-T2 uygun. Yani aynı gün içerisinde hisse satarak başka bir hissenin satışını yaparak katılabilirsiniz. Tahsisat grupları tamamen eşit dağıtım. 1 milyar TL'lik bir halka 1 milyar, milyar TL'nin altında bir halka arz olduğu için tamamen eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak. Dağıtılacak pay miktarları 2 milyon 2.1 milyon katılımda 17 lot 390 TL gibi yazmış ama ben burada en azından 25 lot ya da 30 lot başvuru yapılmasının daha uygun olabileceğini düşünüyorum. 22.98 yazdığımızda 575 liralık bir başvuru 25 lotluk bir başvurunun daha e, iyi olacağını düşünmekteyim. 30 gün halka arz gelinin %20'si gibi bir fiyat istikrarı yazılmış ama bu bildiğiniz üzere daha önceki halka videolarında da bahsettiğim gibi Denizbank'ın e, inisiyatifinde olan bir şey uygulayabilir de uygulamayabilir de satmama taahhütü bir yıl ihraç ve bir yıl ortaklar bu bizi bağlamıyor bu halka öncesi için geçerli halka açık açıklık oranı yüzde or 30 olacak ideal halka arz da yüzde 20 olarak belirlenmiş ama ben burada tamamen eşit olduğu için aracı kurumların elinde pay olmadığı için Tavan serisi ömrünün daha uzun olabileceğini düşünüyorum. Dilerseniz finansallarına geçelim. Bir eder hesabı yapalım. Ya bu şirket ne kadar eder? Gibisinden bir hesap da yapalım. Ona göre de e, videomuzu kapatalım isterseniz. Dönem varlıklarına baktığımızda 2023 yılı sonu itibariyle 1 milyar 92 milyon TL gibi bir döner varlığı dönem varlıklara sahip şirket, duran varlıklarına baktığımızda 865 milyon gibi bir duran varlığa sahip dönem varlıkları duran varlıklarından çok daha yüksek yani elinde bu e, stoklarının olduğu işte ticari alacaklarının olduğu e, özellikle stokların 576 milyonluk stoklarının olduğunu bize gösteriyor stoklarını sattığında kısa vadeli borçlarını kapatabiliyor mu diye baktığımızda 1 milyar 140 milyon gibi bir e, kısa vadeli borçlar var dönem varlıklar kısa vadeli borçları kapatmaya yeterli olmuyor bu yüzden zaten e, halka arz olmayı tercih etmiş durumdalar ama uzun vadeli yükümlülükleri de eklediğimizde şu an için en azından öz kaynaklar tarafında bir artış söz konusu 270 milyon, 530 milyon 662 milyon gibi en son 2023 sonu itibariyle ee, öz kaynaklarda bir artış söz konusu yani şirket hani burada e, şu an için bir finansman yapmakta sıkıntı çekiyor diyebiliriz belki yani stoklar kısmında ama enflasyonu çok rahat yansıtabilen bir ürün tarafı olduğu için yelpazesi hani kefir, yoğurt, süt, süt ürünleri gibi bir yelpaze olduğu için burada enflasyonu fiyatların üstüne rahat koyabildiğini düşünebiliriz. Hani burada 500 milyonluk bir stok gözüküyor ama 576 milyon değerinde bir stok gözüküyor ama buna belki enflasyon muhasebesi yapıldığında bir anda 1 milyar TL'lere çıkan bir stok durumu da oluşabilir. Yani bu da düşünmemiz gereken bir şey çünkü gıda sektörü biraz bu şekilde işliyor. Yine aşağı indiğimiz takdirde 78 milyon 115 bin lotu olduğunu görüyoruz şirketin. 33 milyon 885 bin eklediğimiz takdirde 72 115 artı 32 ee, 33 885 şöyle 106 milyon lotu olacak şirketin 106 diye şuraya yazayım ben unutmayalım diye net dönem karına baktığımız zaman da burada bir 55 milyon TL gibi özellikle halka arz sonrası geçen senenin karını böldüğümüzde halka arz sonrası oluşan 0.51 kuruş gibi bir yani hisse başı 50 kuruş gibi bir karlılık ortaya çıkıyor. 20 fk ile fiyatlayacak olursak 10 liralara falan denk gelir. Birazcık ederinin üstünde bir halk halka arz olduğunu söyleyebilirim. Ha Koymazsak ne olur yani halka arz edilen notları üstüne eklemezsek sonuçta sermaye artırımı yapmış olacağız. 55 bölü 78 yaptığımız takdirde de burada 70 kuruşluk bir şey çıkıyor. Bu sefer de 20 fk ile fiyatlasak 14 TL gibi bir değer çıkar. Ee, yani dediğim gibi ederinin bir tık üstünde geldi bana halka arz olma fiyatı. Ee, ama en nihayetinde bir e, tamamen eşit dağıtım olduğu ve e, işte... Şirketlerin aracı kurumların elinde bu hisseyi bulundurmak diğer insanlara karşı işte vadeli de işlem yaptırabilmek kiralayabilmek sertifika sunabilmek için buralarda aracı kurumların yine lot toplayacağını düşünmekteyim katılacak mıyım ben katılacağım dediğim gibi 25 lot veya 30 lot bir katılım yapacağım 22.98 30 lot da yapsak çarpı 30. 689 TL 690 TL'lik bir katılım sağlarım muhtemelen 30 lot gibi bir katılımda bulunurum neye dikkat edeceğim yine daha önceki tamamen eşit halk ilgili anlattıklarında da söylediğim kısım el değiştirme oranlarına dikkat edeceğim Twitter'da çok fazla sayfa var gün sonunda el değiştirme oranlarını yani satılan lot adedini paylaşan ya da emir verilen lotun satılan lota oranını paylaşan el değiştirme oranlarını paylaşan çok fazla Twitter sayfası var. Oralardan takip edebilirsiniz. El değiştirme oranlarını takip ediyor olacağım ben de. Belli bir el değiştirme oranının üstüne işte %10'un %15'in üstüne çıktığı takdirde de yük azaltarak belki gün gün bir miktar bir miktar satış vererek elindeki altın kılıç hisseleriyle vedalaşabilirim. Bu bağlamda e, güzel de bir e, halka arz olduğunu söylemekte yanlış olmaz. Evet ederinin bir tık üstünde bir halka arz. Belki ederi 20 lirayı geçmez. Yani zorlasan 30 TL ile desen işte 70 kuruş de, desen 21 lira yapar. Yani hani 21 lira ederi de belki geçmeyecek bir halka arz olduğunu düşünüyorum. Eğer şu anda halka açık bir şekilde işlem gören bir tahta olsa ama... Ee, yeni bir halk arz olduğu için de çok fazla emir verilecek. Bu emirlerden dolayı da birkaç gün tavan belki daha uzun kimse satmazsa çok daha uzun tavan serileri olabilir. Ama e, ederin üstünde olduğunu unutmayın. El değiştirme oranlarını takip edin. Çıkmanız gerektiği yerde de çıkın diye düşünüyorum. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni eksik etmeyelim. Abone olursanız da kanalıma yine sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.